Ardahanil'in Posof ilçesine bağlı Süngülü köyündeyiz. Burada bulunma nedenimiz Ardahanil'in coğrafi şart potansiyelinin araştırılması ile ilgili ilginç bir ürün, aslında tükenmek üzere olan bir meslekle ilgili araştırma yapmaya geldik. Yanımızda köyümüzün, Süngülü köyünün muhtarı Ümmet Bey var. Öncelikle Ümit Bey, hem sizi tanıyalım hem de bu köy hakkında biraz bize bilgiler misiniz? Öncelikle köyüm ve şahsım adına hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Köyümüz tabii ki 400 yıllara dayanır. Gürcistan'da sınır köy. 800 nüfusa sahip, 120 hane olan bir köyümüz. Köyümüzde tabii her türlü meslek, inşaatçılık, demircilik, nalbantçılık, daha önceden atölyecilik, işte arşap üzerine olan bir köyümüz. Tabi bazı meslekler zaman zaman kaybolunca, evet, şimdi devam eden çakı, Üngülü çakısı dediğimiz çakımız var, devam ediyor. Tabi yaşlı amca Kirman amcayla da görüştük. Evet. O da tabii ki gençlere inşallah öğretecek ve devamını sağlayacak. Genelde bu bıçak ya da boynuz, hani bu yörenin insanları mı tercih eder, yoksa hani başka illere de gönderildi mi? Öyle herhalde tanıyanlar, bilenler. Şimdi Üngülü bıçağı tarihlere dayanıyor. Yani evet, yeni değil. Ondan dolayı bilen yurt dışında, aha, işte Türkiye'den bilen şahıslar sipariş verir, der işte bana İstekli. Bu istek üzerine yapılır, aha, ve devam ediyor yani o şekilde. Evet. Dileriz bu Süngülü bıçağın üretimi yeni nesillere de aktarılır. Bu ustalık mahareti gerektiren bir şey. Evet. Ve yok olmasını istemeyiz açıkçası. Biz gördükten sonra zaten hayranlık da duyduk. Örneklerini de temin ettik. Dilerim bu meslek devam eder. Söylemek istediğiniz bir şey varsa, köyünüz adına vermek istediğiniz bir mesaj, hazır buradayken izleyicilerimize de aktarabiliriz. Teşekkür ederiz tabii ki geldiniz. Sağ bugünkü olun. Günde soğukta ağırladınız bizi, çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. İnşallah bekleriz yine de. Aha, tabii ki köyümüzün bu gibi şeyleri tanıtılması, öne çıkması bizim için de, evet, güzel bir eser olur. Tabii ki devam eder. İnşallah bu şeylerde devam edecek. Kirman amca da öğretecek. Gençler de inşallah öğrenip bu meslekler devam edecek. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Mehmet ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun, sağ size olun, geldiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ardahanil'in coğrafi şart potansiyelinin tespiti için bugünkü durağımız Posof ilçesinin Süngülü köyü. Oldukça zor şartlarda buraya geldik ve yanımızda şimdi buranın çok meşhur Süngülü bıçağını anlatacak olan Kirman amcamız var. Kirman amca biraz ağır işliyor, biz bağırarak konuşacağız. Bu bıçağı nasıl öğrendin yapmayı? Babamızdan öğrendim. Babamızdan öğrendim. Kendimiz yapıyoruz. Bıçağını da askeriyenin işini devamlı yapardı. Hüdük kestirmiş şemsileri 48'den bir yani. Babam askeriyeyle uğraşırdı. Biz de askeriyeden devamlı onlarla uğraşırdık, askeriyeyle. Nayı kırılırsa hemen yapardık. Askerlerin kırılan silahlarını, şeylerini mi yapardınız, askerlerin, tamirlerini? Askeriyeyle Erdal var, üsteme, Yeniköy bölü komutanı. Evet. Kasaturay kaybetmiş, Gaziantep'li bir asker. Evet. Dedi, Süngülü köyünde yaptırıp geleceksin dedi. Geldi çıktı buraya, bana numarasını getirdi, numarasını getirdi. Yaptım, ikinci günü aldı dedi, para mara yok askeriye ya. Kırkale tüfekleri vardı, bütün kırılıkları yapardı. Kaç yılıydı bu? Yıl kaçtı? Sene, ha? Sene kaçtı? Senede askere hele gitmemiştim ha. Ha. Askere de gittim, Amerikalilerine çalıştım. Buzdolabı, çamaşır makinesi, gaz sobatikisi, çiş makinesi, seyyar mutfak ocağı. Bütün birinci olarak kazandım, birinci olarak.
bıçak yapmayı nasıl öğrendiniz? Babandan öğrendim, babandan. Ay şimdi ha burada ne şey var mı ona gel gel. Ama bunlar şeyin malzemesidir. Babanızın malzemesi mi? Baban mı? Babamın mı? Babam 30 senedir öldü. Bunlar abu. Biçerlerin, hıllikler var ya. Evet, evet. Şey, tırmıkların yayıcı. Evet. Ha bunlar da biçerlerin şeyidir, hıllikdir bu. Çok eserli içeriktir bunlar. Öyle mi? Kaç senelik bunlar? Bunları orada döger, orada dögerip getiriyoruz. Burada kendimiz yaparız. Ne kadar bisküvileri bitirmiş, patlamış. Bardaklar var. Kaç yaşında öğrendin? Kirman amca, kaç yaşında öğrendin bu bıçak yapmayı? 7-8 yaşındaydım, okula gidiyordum. Evet. Osman Saygılı vardı, öğretmen, postofi. Evet. Giderdim, gelirdim burada bir bıçak yapar, götürdüm haftalarına getirmedim. 7 yaşında, 7-8 yaşında öyle mi? 8-10 yaşında. En azından babamız öğretti. Ha burada da bir yazlığımız vardı. Askeriye, buraya, bütün şeyini yazardı, ismini yazardı. Ağacın üzerine. Şimdi de bizde... Babanız bıçağı yaparken böyle süsler miydi? Nasıl yapardı bıçağı? Babam mı? Babam da aynısını yapardı. Koç boynuzundan yapardı. Koç boynuzu. Ondan sonra manda boynuzundan yapardı. Buralarda bastonluğum vardı. Ne etmişim abi? Bastonlu boynuzu. Onu. Bunu kendim ediniyorum. Öyle mi? Bunun şeklini siz mi veriyorsunuz böyle ben, şekli? Ben yapıyorum. Bu. Bunları bir de subaylara. Tamam, taburuna. Bunu koç boynuzu yapıyor. Boynuzu, camus, manda boynuzu diyor. Evet, manda evet. Boynuzu. Babanız da böyle yapardı, siz babam de böyle. Babam da yapardı, biz de yapardık aynısını. Kimler kullanıyordu bunu? Yaşlılar mı yoksa hani böyle beyler? Bunu yönü yerin etrafını, ataşla işi diyelim. Ataşla işi diyelim, böyle sıfı yerin. Ediyorsun, böyle bağlıyorsun. Şekil. Bağlıyorsun, ondan sonra soğuk dili oluyor. Böyle eğilir. Koç boynuzu. Koç boynuzu ayrı. Manda boynuzu ayrı. Bunu bıçakta da yaptınız mı? Bu koç boynuzunu bıçak olarak da yaptınız bundan mı? Bundan da bıçakta yapıyoruz. Biçerler var. O biçerinin şeyi. Kıllık diyor ona. Evet. Onları dögüyor. Aşırı çocuklar dögdün mü? Aynı yere dögüyor. Getiriyor burada yapıyorsun. Evet. Götürüyor. Yavda su veriyorsun. Susuz içmez. Getiriyorsun. Şimdi de bunu siliyorsun. Güzel cana bilevliyorsun. Yüzün tıraş ediyor. Öyle bir şey. Jilet gibi oluyor. Jilet gibi oluyor. Peki. Bıçak oluyor işte böyle. Bu nedir? Bu? O da yine manda boynuzuyla süngü. Subaylara yapardım. Vay bütün çok hoş bu gerçekten. Amerikan ağacı var, bambu ağacı. Evet. Onlardan bütün gelen subaya yapar götürürüm hediye veriyorum. Ne zaman bu kaç senesinde? 1973'ten önce yapardım bu kesilen şey. Kapı açılana kadar devam ediyor. Şimdi sizin köyünüz, Süngülü köyü böyle bıçakçılıkta meşhurmuş. Süngülü köyünde bir yarbay var idi, yarbay. Evet. Bu köylerin ismi için yazılı yerdi. Evet. Türk gözü mesela. Emin Bey. Evet. Nahya Silvanalı. Süngülü köyü de kasatura yapıyordu. O komutan dedi ki Süngülü köyü, bunun ismi Süngülü köyü olacak. O mu verdi bu köye adını? Ondan bir anca Süngülü köyü oldu. Arile'ydi ismi, Arile. Arile eski adı Arile buranın. O yarbay bu köyün adını verdi. Neden? Kasatura yapıyor. Burada insanlar süngü yapıyorlar onun için. Abdülkadir Şener isminden dedim ki bir asker burada ama çok güzel Kur'an okur, vaiz ederdik. Askereye, işte buraya geliyor da burada yaptım kasatörünü, aldı geçti, açının yapayım. Süngülü köyünün ismini veren bir yarbay. Neden bu ismi vermiş? Çünkü burası kasatura yapımı ve süngü yapımı konusunda askerlerin kasaturasında oldukça meşhur bir
yermiş ve ismini de oradan almış. Şimdi burada oldukça fazla tabii ustalardan, eski ustalardan pek kalmamış. Kerman amca gibi amcalarımız var ama önceden sanıyorum herkes böyle bu tür ürünler, bıçak, kasatura bu ürünleri yapıyorlarmış. Kerman amca da bize gayet güzel bir köyün öyküsünü anlattı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bize diyeceğiniz...